Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Mikro Orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki doğrunun ötelenmesi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde 1, 2, 3 doğruları verilmiş. Doğrulardan hangileri x eşittir y bölü 2 doğrusunun ötelenmesiyle elde edilir? Bir kere bu doğru ne doğrusu? 2 ile çarp karşı tarafa, 2x eşittir y. Yani y eşittir 2x doğrusunu öteleyeceğim. Bunlardan hangisini elde ederim? Şimdi bir doğruyu ötelemek, x ekseni boyunca sağ tarafa ya da sol tarafa ötelemek x'ine bir şey eklemek demektir ya da bir şey çıkarmak demektir. Sağa götürünce bir şey çıkartıyoruz. Tam tersi doğruda. Sola getirince de bir şey ekliyoruz. Yani 2 birim sağa dediğinde x'e x'ten x yerine x eksi 2 yazıyoruz. 2 birim sola dediği zaman da x yerine x artı 2 yazıyoruz sadece. Yukarı aşağıda da yine aynı mantıkta. 3 birim yukarı derse y'den y yerine y eksi 3 yazıyoruz. 3 birim aşağı derse de y yerine de y artı 3 yazıyoruz. Peki bunlardan hangisini elde ederim? Arkadaşım ben burada y eşittir 2x artı 4'ü elde edebilir miyim? Evet, elde edebilirim. X yerine ben x artı 2 yazarsam eğer 2x artı 4 elde edilir. Sonra bu elde edilir. Burada y yerine 2x eksi 6'yı elde etmek için ne yapmam lazım? Hocam x yerine ben yine x eksi 3 yazarsam 2x eksi 6 elde edilir mi? Edilir. Burada yalnız bak kat sayısı değişiyor. Y eşittir 2x değil. Bu da elde edilir ama bu elde edilemez arkadaşım. Y eşittir 2x'li bir şey olması lazım yine. Yani kat sayılarının değişmemesi lazım. Sadece apse ya da ordinata belli sayılar eklenecek. Y yerine y artı 5 gibi. Yani kat sayısı değiştirecek bir şey yazmamamız lazım. O zaman 3'ü elde edemem. Yani cevap 1 ve 2 olur. Evet, birinci soruyu bulduk. Geldik ki. Analitik düzlemde böyle doğrular verilmiş. Doğrularının bazıları verilen diğer bir doğrunun ötelenmesiyle elde edilmiştir. Bu doğrular eşleştirildiğinde hangi iki doğru boşta kalır? Mesela şuna bakalım. Y eşittir 2x artı 1. Ya x'lerin ve y'lerin katsayılarının değişmeyeceğini söylemiştik ya bir önceki soruda. Burada y eşittir 2x artı 1 var mı? Hocam y eşittir 2x'li, y eşittir 2x'li var. Y'yi öbür tarafa atarsan 2x artı 1 eşittir y yaptı. Aa, burada dönüşüm 0 sağ, 0, 0, 0 sağ, 0 aşağı şeklinde olmuş. Yani sonuçta bir dönüşüm uygulanmış. Tamam. Bu kabul edilebilir. Y eşittir x artı 1, y eşittir x'li bir şey var mı? Var. Bak dikkat et, şuna bakalım. Şuna baktığımız zaman da x artı 4 neye eşit oldu? Y'ye eşit oldu. Evet. X yerine sadece ne yazılmış oldu burada? X yerine ben bak y eşittir x eksi 1 doğrusu ya bu. X yerine x artı 5 yazarsam yani 5 biri sola ötelersem şunu elde edebilirim. Evet, bunlar da oldu. Sonra şu x'ine bakacak olursam da y eşittir 3 x'li olması lazım. Ama buna baktığımda 3 x eksi 3 eşittir eksi y oldu arkadaşlar. Kat sayıları değişti. O zaman d3 ile d4 boşta kaldı. D3 ile D4 diyeceğiz cevaba. Tamam. Sayıların, kat sayılarının değişmemesi lazım. Geldik örnek 3'e. Analitik düzlemde şöyle bir doğru. X ekseni doğrultusunda pozitif yönde 3 birim sağ. Bak. 3 birim pozitif yönde. 3 birim sağ demek X yerine X eksi 3 yazacaksın. Ters mantık var. X yerine X eksi 3 yazacaksın sadece. Evet. X yerine X eksi 3 yazdığımızda artı 2Y artı 3 eşit 0 oldu. O zaman burada 3'ler gitti. X artı 2Y eşittir 0 şeklinde oldu. Tamam. Doğruya yapılan hamlelerde ters mantık yapacaksın. Sağa gittiğinde x'ten 3 çıkartacaksın sadece. Evet, geldik buraya. Örnek 4'e geldik. Gelemedik. Bakalım. Heh, şöyle örnek 4'teyiz. Bu doğru x ekseni doğrultusunda negatif yönde 1 birim. Arkadaş, negatif yönde 1 birim demek x ekseni doğrultusunda x yerine x eksi 1 demek değil. X artı 1 yazacaksın demek anlamına geliyor. Y ekseni doğrultusunda pozitif yönde 2 birim demek. 2 birim yukarı demek. Y yerine de ne yazacaksın? Y yerine de o zaman y eksi 2 yazacaksın anlamına geliyor. Pozitif. Tam ters mantık. O zaman y yerine y eksi 2 yazdığımda 2y eksi 4 yapar burası. Artı 3x artı 3 yapar burası da. Çünkü x yerine x artı 1 yazdığımda. Artı 4 eşi 0 yaptı. Buradan da 3x artı 2y şu 4'ler gitsin. Artı 3 eşittir 0 şeklinde doğru denklemini bulmuş oluruz. Ya 3x artı 2y artı 3 oldu ya da 2y artı 3x şeklinde olabilir, fark etmez. Geldik buraya, analitik düzlemde bu doğrunun y ekseni doğrultusunda negatif yönde 3 birim. Bak, y ekseninde negatif yönde 3 birim. Y yerine y artı 3 yazacaksın negatif dediği için. Sonra bu doğru denklemi buymuş. Tamam, yazalım bakalım. 2x artı 3y artı 9 artı 5 eşit 0 yapar. 2x artı 3y artı 14 eşit 0 yaptı. Bak bu bak bu ax artı b'ye artı 7 eşit 0 şeklindeymiş. Bu 14 ki 2'ye böl o zaman. Bu x artı 3 bölü 2y artı 7 eşit 0 şeklinde dönüştü mü? Evet. X'in kat sayısı ne burada? 1. O zaman a 1 oldu. Y'nin kat sayısı ne burada? B. Yani b 3 bölü 2 oldu. Bizden a artı b isteniyor. 1 artı 3 bölü 2 de kaç yapar? 5 bölü 2 yapar. Evet, örnek 5'i 5 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 6'ya.
Analitik düzlemde A ve B noktalarında kesen D doğrusu x eksenini doğrultusunda 2 birim ötelenmiş. Arkadaş x ekseni doğrultusunda 2 birim ötelersem doğru denklemini yazıp da sonra x yerine x eksi 2 yazayım demene gerek yok. Şekil belli zaten, dörtgen, burası kaç olacak? 6 olacak. E tamam, ordinatı nedir diye soruluyor. Burası 4, burası 2 birim değil mi? Evet, şu ötelendiği zaman kalem ötelendiğinde yine aynı kalem paralel olmak zorunda. E bunlar paralel. E hocam burada 4 bölü 2 yani 2'ye 1 oran var. Yani burası da 2K ise burası da K olmak zorunda mı? Evet. 2K dediğim 6 ise K dediğim 3 yapar. Yani buradaki noktada kaç yapar o zaman? 9 yapar. 6'dan 3 birim ötede. Evet, bizden 9 isteniyor. Örnek 6'yı böylelikle 9 buluruz. Ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde, yani şeklin ötelenmesi testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.